Yani Yalın Kod çok benim hani öncülüğünü yaptığım gibi bir kredi üstlenmeyeyim. Ama daha çok sanırım böyle 90'larda özellikle oyun sektöründeki insanların alışık olduğu bir yaklaşım diyelim. Daha dikey entegre. Biraz fazla uzaklaştığımızı düşündüğüm için bunun böyle artık herhangi bir projede çok daha fazla esneklik hedeflerken yalınlıktan uzaklaştığımızı düşündüğüm için bundan bahsediyorum sık sık. Yalın Kod dediğimiz şey bir projede karşımıza bir problem çıktığında o problemi çözebilecek. En minimum kodu yazıp o problemi çözüp oradan çıkmaya çalışmak diye özetleyebilirim sanırım. Oyun teknolojilerinin teknoloji tarafında çok büyük değişiklikler beklemiyorum ben. Tabii böyle öngörüleri yapmak her zaman riskli ama bence yani teknoloji tarafında göreceğimiz, en sık göreceğimiz yenilikler ilk önümüzdeki 5 yıl, 6 yıl içinde ihtimalen bu AR, VR cihazları, sanal gerçeklik ve onu biraz daha çözeceğiz. Yani şu anda donanım olarak orada bir takım yenilikler oluyor ama onların oyunlarda nasıl iyi kullanılabileceğini, hangi janr oyunların mesela VR'da oynanırken iyi uyduğunu, deneyim olarak iyi bir deneyim sağladığını falan yeni yeni çözüyoruz. Hangi tip içeriklerin, hangi tip çevre, bina modellerinin vesaire, hangi kamera açılarının iyi çalıştığını vesaire daha yeni yeni sektör çözmeye çalışıyor. Bence orada çok şey öğreneceğiz ihtimalen önümüzdeki 5-10 yıl içinde ve orada yenilik bekliyorum ama normal yani teknik tarafta rendering teknolojileri, işte bu physically based rendering şu anda yani fiziksel tabanlı render teknolojilerinde çok değişiklik olmasını açıkçası beklemiyorum. Oyunların bir de teknik olmayan tarafta bazı değişiklikler, yenilikler olmaya devam edecektir. Bu özellikle monetizasyon tarafında, yani biliyorsunuz son belki bir 5-10 yıldır olan mobil cihazların çıkmasıyla ortaya çıkan durumda, eskiden biz premium oyunlar verirdik, başta $60 alırdık oyunu oynardık. Ondan şimdi artık oyunların bedava olduğu, içeride oyunun içinde bir şeyler satın aldığımız modellere geçildi özellikle mobil sektörde. Ama onun getirdiği bazı rahatsızlıklar vesaireler var. Onlar üzerinde değişiklikler bekliyorum. Başka yeniden belki bir subscription modeli, abonelik modeli monetizasyona geçişin artacağını düşünüyorum. Premium oyunlar, PC gaming'in tekrar yükselmesiyle 2015'ten beri onlarda da bir yeniden toparlanma var gibi. O monetizasyon modellerinde daha çok öğreneceğimiz şey var. Oralarda yenilik bekliyorum. Yani oyun geliştirme dünyasında bence bunun şu anda bağımsız geliştiriciler önünde bir engel teşkil etmediğini düşünüyorum. Çünkü bu büyük firmalar daha çok bir platform olup o platformda bağımsız geliştiricilerin oyun sattığı yerler halinde rol oynuyorlar. Yani Apple'ın işte App Store'u veya Google'ın Play Store'u veya Valve'ın Steam'i bizler için şu anda aslında eskiden işte Amerika'da atıyorum Walmart'a oyununu beğendirip CD rafa koydurtmaya çalıştıran geliştirici için şu anda nimet durumunda gidip upload edip oradan %30 verip Apple'a oyun satabilmek. Ama uzun vadede daha fazla orta boy oyuncu olması sanırım herkesin daha işine gelecek bağımsızlar açısından düşünürsek. Yani şu anda işte PC'de mesela bir tane Steam var ve o domine ediyor. PC oyunu yapıp satıyorsanız Steam'den başka ikinci, üçüncü düşüneceğiniz, aklınıza gelecek seçenekler çok küçük kalıyorlar. O tip yenilikler olabilir. Bazı platformlarda birkaç ikinci alternatif, bir iyi alternatif olmasını dilerdim ben bir bağımsız geliştirici olarak. Bakalım o olacak mı, onu göreceğiz. Apar topar böyle balıklama dalıp girmelerini tavsiye ederdim. Yani ben genelde her yazılım dalında aynı tavsiyeyi yapıyorum. Herhangi bir yazılım dalında yeni başlamak isteyen birisinin bence yapacağı iki şey var. Bir, böyle bir takım projeler uydurup yapmaya çalışmak. Bazı şeyleri sadece yani kitap okuyarak veya işte konuşma izleyerek, YouTube videosu izleyerek öğrenemiyoruz. Sadece ve sadece bir projeyi yapıp sonuna kadar götürüp bitirmeye çalışırken öğreniyoruz. O yüzden o proje uydurmak ve yapmak önemli. Oyun geliştiriciler için bu oyun yapmak. Küçük küçük mikro oyunlar yapabilirler. İkinci yapılacak şey de bir sosyal etkileşime girmek. Yani aynı ilgiyi paylaşan diğer insanları bulmak. Oldukları şehirde veya meetuplarda veya internette o insanları bulup böyle beraber bir grup olarak rekabet ederek, yardımlaşarak vesaire bir sosyal topluluğun parçası olarak bunu yapmalarını tavsiye ediyorum. Bu ikiliği yaparlarsa bence çok avantajlı durumdalar.